birlikte fuarımıza 20 bin civarında kişinin ziyaret etmesini planlıyoruz. Bu eksiklikler için hoşgörünüze sığınıyoruz. Start fuarcılık olarak fuar alanı oluşturulmak... Hüker, Selviri'yi konuşmalarını yapmaları üzere kürsüye davet ediyorum. Bilinmelidir ki madalyonun diğer tarafından çok büyük emekler vardır. Türkiye ekonomisi ve sosyal yapısında en önemli sektörlerin başında gelen tarım, yapısal değişim ve dönüşüm çalışmalarıyla beraber ortaya konan etkin ve kararlı politikalar sonucunda ülke ekonomimize önemli katkılar sağlayan bir sektör haline gelmiştir. Bulunduğumuz coğrafyada başta olmak üzere dünya genelinde siyasi, ekonomik, sosyal ve kültürel alanda yaşanan gelişmeler ile küresel iklim değişikliği, doğal kaynaklarda yaşanan azalma, tarım sektörünü önemli ölçüde etkilemektedir. Yaşanan gelişmelere ve değişimlere rağmen ülkemiz tarımı 2013-2016 dönemler arasında 14 yılın 11'inde büyüme şansını elde etmiştir. Bu dönemde tarımsal hasılada Avrupa'da 4. sıradan 1. sıraya, tarımda Avrupa'da en büyük güç olduk. Dünyada ise 8. sıraya yükselmiş bulunmaktayız. 2002 yılında toplam bitkisel üretim miktarımız 98 milyon tonken bugün 98 milyon tonla üretim değeri 33 milyar TL iken bugün 2016 yılının sonu itibariyle üretimimiz 116 milyon tona ve bitkisel üretimin değeri de 118 milyar TL'ye yükselmiştir. Bakanlığımızca yürütülen ve üretime yönelik teşvikler ile çok sayıda tarım ürününde ülkemiz dünya liderliğini sürdürmektedir. Değerli konuklar, tarım ve gıda ürünleri ihracatımız giderek artmaktadır. İhracatımız 2002 yılında 3.7 milyar dolar iken 2016 yılının son çeyreği itibariyle yaklaşık 17 milyar dolara çıkmış bulunmaktadır. Türkiye tarım ve gıda ürünlerinde net ihracatçı bir ülkedir. Son 15 yılda tarım ürünlerinde 58 milyar dolar ihracatımız ithalattan fazla olmuştur. Yani 58 milyar dolar ülkemizde fazla gelir sağlamıştır. Tabii tarım hayvancılık sektörü elimizde gerçekten önemli. Su ürünler ifade edildi. Gerçekten gurur duyduğumuz iş sularda birinci sıradayız alabalık üretiminde. Kanatlı sektörü çok iyi bir noktaya geldi. Hayvan ürünleri o sebeple inşallah onları geliştireceğiz. O da iyi bir noktaya gelecek. Besin organize sanayinin kurulmasıyla birlikte ve hayvancılık borsasının da inşallah hayatiyete geçirilmesiyle, hayat bulmasıyla birlikte önemli altyapı sorunları büyük ölçüde çözülmüş olacak. Tabii burada tarım alanlarının sulamaya açılması, sulanabilir hale gelmesi gerçekten önemli. Yani şu anda tarım alanlarımızın 130 bin hektarı sulanabilir durumda. Bunun şu ana kadar yapılan yatırımlarda 76 bin hektarı sulanabilir durumda ama devam eden çok önemli projeler var. Kuzuova gibi, Uluova gibi, Kanatlı Esenlik, Odabaşı barajları gibi 10 tane devam eden projemiz var. Bunların bitmesiyle birlikte inşallah bir 40 bin hektar alan daha sulanabilir hale gelecek. Dolayısıyla tarım alanlarımızın 116 bin hektarı sulanabilir hale gelmesiyle çok önemli bir sorun da kısa vadede inşallah giderilmiş olacak. Bu da tarım hayvancılık için gerçekten önemli bir konu, önemli bir altyapı çalışması. Tarım ve hayvancılığın bir ülke için olmazsa olmazlardan olduğunu biliyoruz. Ve gelecekte ülkelerin mücadele edebilecekleri en büyük alanların enerjide, suda ve tarımda, gıdada olacağını da biliyoruz. Bu bilinçle hem Elazığ'ımızda hem Türkiye'mizde tarım ve hayvancılıkla alakalı yapacağımız işlerin çok önem atfettiğini ifade etmek isterim. Türkiye bugün tarım ve hayvancılığıyla ileriye çıkan bir ülke olarak çok daha fazla çalışmak durumundadır. Elazığ
tarihiyle, kültürüyle, sanatıyla, musikisiyle, şiiriyle, folklörüyle öne çıkan bir kent olmakla birlikte aynı zamanda tarım ve hayvancılıkta da öne çıkan çok önemli bir kenttir. Bu açıdan tarım ve hayvancılık alanındaki çalışmaların sergilenmesi, tanıtılması, veriminin artırılması, üreticimizin eline daha çok paranın girmesi için elbette teknolojiyi en iyi şekilde takip etmek ve uygulamak durumundayız. Elazığ ilimiz tarım potansiyeliyle, coğrafyasıyla, iklimiyle gerçekten her zaman ifade ettiğimiz gibi tam bir tarım ve hayvancılık kenti. Mevcut sahip olduğumuz kapasitenin daha da geliştirilmesi ve ileriye götürülmesi noktasında bu tür organizasyonları önemsiyor ve inşallah bundan sonra da bunların devamlılığını hep birlikte sağlayacağız. İlimizin bugün en önemli ekonomik değeri tarım ve hayvancılık sektörleridir. Bu iki sektör ilimiz ekonomisinin %50'sinden fazlasını oluşturmaktadır. Bu sektörlerin istihdam ve üretimleri ilimiz ekonomi ve ticaretini ayakta tutmakta ve gelişmeye son derece açık olmaları nedeniyle ilimizin gelecekte en önemli değerleri olarak da dikkat çekmektedir. Sayın milletvekilimize de çok teşekkür ediyoruz. Sağ olsunlar, var olsunlar. Deri tulumu. Deri tulumu. İşte deri de yapılmış. Bu deri tulumu. Sayın Valim şuna bir baksanız. Afiyet olsun. Kesinlikle yaptım. Kesinlikle sen bir. Sen bir. Tamam.